Küçük kız her şeyden habersiz bahçede oyun oynarken birdenbire ortaya çıkan tilki ona saldırıp yere serdi. Babası çocuğu kurtarmak için koştuğunda gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Avustralya'da bir kasabada yaşayan Williams ailesi şehre yaptıkları birkaç günlük seyahat sonrası eve dönüş yolundaydı. Küçük kızları Irina arkada oturmuş yolu izlerken birden çığlık atmış, babası Michael ne olduğunu anlamak için ani bir frenle durmak zorunda kalmıştı. Yol kenarında yaralı bir hayvan görmüştü kız ve babasından ona yardım etmesini istiyordu. Adam yaklaştığında bunun bir tilki olduğunu fark etti. Muhtemelen bir araba ona çarpıp kaçmıştı. Hayvan kanlar içinde yatıyor, gözlerini zorla açabiliyordu. Irina'nın yoğun ısrarları üzerine Michael onu kurtarmaya karar verdi. Fakat verdiği bu kararın hayatlarını nasıl değiştireceğini o an bilmiyordu. Tilkiyi alıp köye götürdükten sonra adam onu yaralı hayvanları şifalı bitkiler ve doğal ilaçlarla iyileştiren gizemli bir kadına götürdü. Kadın onu iyileştirebileceğini, tilkiyi orada bırakmalarını ve bir hafta sonra gelip almalarını söyledi. Öyle de yaptılar. Bir hafta sonra Michael, Irina ile birlikte şifacının evine gittiklerinde tilkinin gerçekten daha iyi durumda olduğunu gördü. Onu alıp eve götürecekler, tamamen iyileşene kadar baktıktan sonra doğaya geri salacaklardı. Ancak yaşayacakları büyük felaketten haberdar değillerdi. Foxy adını verdikleri tilkiyi eve götürüp bahçede ona bir yer yaptılar. Şifacı kadından aldıkları merhemlerle hayvanın tedavisine devam ettiler. Bu süre içinde Irina sürekli Foxy ile ilgileniyor, onun yanından bir an bile ayrılmıyordu. Tilki zamanla tamamen iyileşmiş, aile artık onun doğaya dönme vaktinin geldiğini anlamıştı. Sonuçta vahşi bir hayvandı ve evde hem kendileri hem de küçük kızları için tehlikeli olabilirdi. Bulunması gereken yer insanların yanı değil, doğaydı. Kalması için Irina'nın tüm yalvarmalarına rağmen bir sabah Michael Foxy'yi evlerinden 1 kilometre uzaklıktaki ormana götürüp orada bıraktı. Hayvan gitmeden hemen önce arkasını dönüp onu ölümden kurtaran adama son bir kez baktı ve ormanın içinde gözden kayboldu. Michael da bu ayrılığa çok üzülse de doğru olanın bu olduğunu biliyordu. Ama bilmediği tek bir şey vardı. Bu, onun son görüşü olmayacaktı. Aradan birkaç ay geçmişti. Irina bir gün bahçede oyun oynuyor, anne ve babası da evden onu izliyordu. Fakat küçük kızı izleyen bir çift göz daha vardı. Aniden ortaya çıkan bir tilki çılgınca çocuğun üzerine doğru koşmaya başladı. Hiçbir şeyden haberi olmayan kız oyun oynamaya devam ediyordu ki hayvan doğruca üzerine atlayarak onu yere yıktı ve boğuşmaya başladı. Ailesi dehşet içinde kalmıştı. Babası bahçeye koştuğunda hayatının en büyük şokunu yaşadı. Kızına saldıran hayvanı tanımıştı. Bu Foxy'ydi. Bunu neden yaptığını aklı almayan adam çılgına dönmüştü. Irina'yı kurtarmak için yanına gittiğinde gördükleri adeta nefesini kesti. Foxy bir engerek yılanıyla boğuşuyordu. Yılan onu birkaç kez ısırmasına rağmen tilki pes etmiyor, var gücüyle ona karşı koymaya çalışıyordu. En sonunda Foxy sürüngeni öldürmeyi başarmış, çocuk hiçbir yara almadan bu olaydan kurtulmuştu. Michael ve eşi olayı anladıklarında gözyaşlarına boğuldu. Tilki Irina'nın tehlikede olduğunu görüp onu yılanın saldırısından kurtarmak için koşup üzerine atılmış, kendi canını feda ederek yılan ile kızın arasında siper olmuştu. Onu daha önce ölümden kurtarıp iyileştiren aileye teşekkürünü bu şekilde etmişti.